ikinciye katılıyoruz biz. Yani ikinci senemiz. Birkaç sene evvel daha olmuştu. Bu ikinci sezonumuz inşallah. Daha devamını bekliyoruz. Ev erişteleriimiz var, köy ekmeklerimiz var, lokumlarımız var. Tarhanamız, yufkamız, zeytinlerimiz hep kendi üretimlerimiz. Yani kendimiz yapıyoruz hep. Tabii ki güzel bir şey. Keşke her sene olsa. Pandemiden dolayı biraz ertelendi ama tabii ki güzel bir şey. Halkımıza bir destek. Yani fayda oluyor tabii ki satışlarda. Tabii insanlarımız biraz maddi yönden biraz sıkıntılı ama yine de az da olsa bütçemize katkıda bulunuyor. Tabii ki ilaç gibi geliyor. Allah razı olsun. İnşallah devamını bekliyoruz festivallerin. Bu kadar. Ayşe Aksoy. Burada yaşıyorum. Gemlikliyim. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğimize özgü. Gemliğimizin, köyümüzün ekmeği, Fevziye köyünün ekmeği, eriştelerimiz. Hepsi kendi ellerimizle yapıyoruz. Yani hiç dışarıdan katkı, hiçbir şey yok. Aynen annelerimizden, anneannelerimizden öğrendiğimiz eriştelerimiz, ekmeğimiz, her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Bütün arkadaşlarımızla beraber. Çok güzel, hoş geldiniz. Gemlik Belediye'mizin düzenlemiş olduğu festivalimize hoş geldiniz. Standlarımızı açtık. Belediye'miz çiftçilerimize destek olsun diye böyle standlar verdi. Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaş, sana çok teşekkür ediyoruz. Festival gayet güzel. Güzel sanatçılarımız geldi. Zeytinlerimizi tanıtıyoruz. Biz Gönüldaş Gemlik Zeytincimiz olarak internette daha çok satış yapıyoruz. Gemlik zeytinimizi Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Tabii ki markamızı tanıtmış oluyoruz. Dışarıdan gelen insanlar da oluyor. Onlara gemlik zeytinini tattırıyoruz. Bizim için güzel bir şey oluyor. Markamızı tanıtmış oluyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Yıldırım, Gönüldaş Gemlik Zeytincimiz. İyi gidiyor. Tabii halkın ilgisi de var. Ürünlerimiz kendi köyümüzün ürünü. Engürcük köyünün ürünleri. Bakalım iyi gidiyor şu anlık. Zeytin ve zeytinyağı üreticisiyiz. Engürcük köyü olarak. Evet, kendi ürünümüz. İşte üreticiden tüketiciye diye bir şeyimiz var yani, bakalım. Evet, gayet memnunuz bu konuda. Uğur Başkanımıza teşekkür ederiz. Bize desteklerinden dolayı. İddialıyız tabii ki, her zaman Engürcük köyü olarak iddialıyız. Zeytiniyle bilinen bir köy. Meyvecilik, yoğurt denecek kadar serkes. Yani kendi evine yiyeceği kadar, öyle diyeyim. Evet, atadan dededen kalma. Biz kendim olarak... Genel olarak çok uzun yıllardır, tabii yaklaşık 400-500 yıldır köyümüz yani. Kaliteli. Her zaman birinci, öyle deriz yani. Kalite açısından dünyada birinciyiz. Selçuk doğru. Selçuk doğru. Evet. Çok güzel. Her yıl olduğu gibi tabii ki şu zaman biliminde biraz daha havanın sıcak olmasıyla insanların dışarıya çıkması biraz zor şu an ama yani güzel. Biz zaten her yıl burada açıyoruz. Bu sene benim 7. yılım açmam. Yani burada bir kadınlara hem önce olmamız bizim için, birer bizi gördüğünde onlara bir destek, teşvik olması nedeniyle. Yani seviyoruz burada olmayı. Zaten hepsi kendi ürünüm. Ben farklı bir ürün getirmiyorum burada. Kendi yaptığım doğal ürünlerimi getirip satıyorum. Kendi el emeklerim, salçalarım, tarhanalarım, sabunum, eriştem, işte zeytinimiz, zeytinyağımız, el işlerimiz, her şeyimiz kendimizin. Dışarıdan alma hiçbir şeyimiz yok. Doğrudan, topraktan bize, bizden halka. Kendimize ait bizim iş yerimiz var, dükkanımız var. 36 yıldır Allah'a şükür devam eden bir işimiz var. Yani seviyoruz herhalde bu işi. Bir de üretip evde oturmak değil, üretmeyi seviyoruz. Gemlik zeytinin zaten özelliği biliyorsunuz, tamamen dünyaca ünlü bir zeytinimiz var. Allah'ımıza bin şükür bizi bu topraklarda yetiştirmiş. Gemlik zeytinin özelliğinin kabuğunun ince olması, çekirdeğinin küçük olması, içinin yağ oranının yüksek olması, zeytinyağında da omega 3'ün fazla olması. Bizi daha çok öne çıkaran özellikleri bu zeytinyağının. Yani bu. Gemlik deyince zeytin, zeytin deyince gemlik, Umur Bey yani. Başkanımıza tabii ki, yani onlar hepsi, her gelen bütün başkanlarımız da gemliğimize sahip çıktı, bu zeytinimize sahip çıktılar.
Burada oluşan bu festivali, bunları bize sunan onlar. Biz hiçbir ücret ödemiyoruz. Allah bin kere razı olsun onlardan. Onlar teşvik etmese tabii ki belli başlı kiralar olsa bu kadar şey olmaz. Yani ne diyelim, onlar bizlere bu öncülüğü yaptığı sürece Allah hepsinden razı olsun. Melek düşmez. Kilosu ortalama bizim kendi mahsulüm olduğu için ben 35 liradan başlıyor. 60 liraya kadar zeytinim var. Yani ben alıp satmadığım için kendi üreticiyim. Yani mahsulümü hem kendim değerlendirmek istiyorum. Hem de halkın yani biraz daha hesaplı. Şu zamanki durumları biliyorsunuz ne kadar ne olduğunu. Yani biraz kendimize iğneyi bir batıralım. Ha biz ne kadar batırsak da mazot geçen sene 7,5'tu. Şu an 27,5'ya. Yani bizim bunu üretmemiz, şu an ben bu zeytinimi bu fiyata koyamam yani. Alıp evime koyamam. Yani ne diyelim, hayat şartları bunu gerektiriyor. Evet, biz arkadaşlarla düşündük. Bu Bursa'da başladı biliyorsunuz. Seydabat'ta başladı kadın derneği. Dedik bizim köyümüzün ne eksiği var? Geç bile kaldık. Toplandık çevremizde, haberler yaydık köyümüzde. Böyle yani birkaç toplantıdan sonra dernek kurmaya karar verdik. Kuruluşumuzu yaptık. Ondan sonra faaliyetlere başladık ki meğerse o kadar ihtiyaç varmış da biz farkında değilmişiz. Yani şartlar bizi arkamızdan sürekli itekledi. Yani onu da yapın, bunu da yapın. Ve biz bir yıl içinde bir işletme haline geldik. Kahvaltımız, çorbamız, geleneksel lezzetlerimiz ki lokal lezzetler bizde çok fazla var. Yani başka civar köylerde olmayan. Nasıl lokal lezzetler? Düğün yemeklerimiz, düdük hamuru dediğimiz cevizli peynirli mantımız var. Mesela cennet küngümüz var. Zürbiye tatlımız var, piruhimiz var, kartalacımız var. Bunlar yani böyle isimleri de dikkat çeken, bu nedir diye merak uyandıran tatlar. Her gün tüm lezzetler, yani zeytinyağını da çok kullanıyoruz tüm lezzetlerde. Evet, zeytini kullanıyoruz. Yani cevizli lokumu bile zeytin koyuyoruz içine. Yani zeytinin memleketinde zeytini ve zeytinyağını her yerde kullanmaya çalışıyoruz. Ve bunun gerçeğini bulabilirsen, zeytinyağının aslında çok hafif bir lezzet olduğunu, yani öyle ağır gelen, kokan bir yağ olmadığını insanlara da tanıtmak istiyoruz. Çünkü biz bunun üreticisiyiz. Biz bunun içinde doğduk, büyüdük. Bunu da insanlar üreticiden, işte Gemlik'ten bulabilmeleri için bu tatlarda, ya yani çorbadan tut pilava, kurabiyeye kadar her şeyde kullanıyoruz. O kadar çok şey, yani biz Umur Bey'in çarşısının çehresini değiştirdik. Önceden çarşı meydanından geçmeye utanan kadınlar şimdi çarşıda gün yapıyorlar, kahvaltı ediyorlar, çay içmeye geliyorlar. Esnaf da hepsi yanına bayan aldı çalışmaya. Kimi eşiyle çalışıyor, kimi çalışan bayan aldı. Çarşının çehresi değişti. Yani Umur Bey çarşı meydanının çehresi de kadın çarşıya çıktı. Kadın çarşıda oynuyor, gün yapıyor, çalışıyor. Esnaf, erkek
hegemonyasında olan esnaf kadınlı erkekli oldu. Bu sefer çarşıdaki dil kültürü de gelişti. Daha edepli hale geldi. Yani o küfürleşmeler, sataşmalar, itişmeler, kakışmalar kalktı. Kadın çıkınca yani biz birlikteliği sağlıyoruz. Yani bölünmüş olan bir toplumu birlikte iftar yemeği yemeye, birlikte o derneğe girmeye, bunlara eğitildi. Yani 3 yıl içinde gerçekten çok çehresi değişti köyümüzün. Dışarıdan misafir geliyor. Dışarıdan misafir gelince de otobüs çalışıyor, bakkal çalışıyor, manav çalışıyor, kasap çalışıyor. Yani biz de işte kıymalı bir şey yiyen bu kıyma çok lezzetli diyor. Biz de diyoruz ki kasabımızdan, işte bu domates çok güzel, manavımızdan alıyoruz. Özellikle köyümüzün esnafından alışveriş etmeye gayret ediyoruz. Evet, festivalimiz çok güzel. Biz çok eğleniyoruz. Güzel satışlarımız oluyor. İnsanlar biz reklamımız oluyor. Daha çok tanıyorlar. Gemlik'te olup daha mesela yerimizden haberi olmayanlar var. Onlara duyuruyoruz. Gelemiyoruz diyenlerin o lezzetleri ayağına getiriyoruz. Nesrin Ünlü. Hepimiz kurucuyuz. Yani kuruluştan tüm arkadaşlarımızla birlikte kurduk, birlikte başardık, birlikte götürüyoruz. Çok. İlk festivalimiz, tabii eksikliklerimiz var, hani insanlarınız da kusura bakmasın. Köy kadınları, 8 arkadaş bir araya geldik, derneğimizi kurduk. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, daha da eksiklerimiz var. Büyükkumlu Ali Sevinç Parkı'nda derneğimiz, sağ olsun belediyemiz konteynerimizi verdi. Şu anda parkımızda da çalışmalar var, yenilemeler var, onlardan da memnunuz. İnşallah daha güzel olacak, daha güzel gidecek. Herkese verilince biz de öylelikle girişimci olalım dedik yani. Proje geldi bize. O projeyle biz de bu hale geldik. Kurduk derneğimizi. Ama daha eksiklerimiz yani. Var. Daha emeklemekteyiz. İnşallah. Evet. Ya tabii ki. Yani eşlerimizden hiç değilse para istemiyoruz yani. Kendi kazancımızla daha rahat. Biz çalışıyoruz artık diyebiliyoruz, evet, yani eşlerimize. Biz varız burada, bir koyumuz var diyoruz. Hani iniyoruz derneğimizde çalışıyoruz. Da. Bir şey demiyorlar yani, o yüzden seslerini çıkaramıyorlar. Evet. Biraz baskın geldi bu 4 ay içinde onlara. Baklavamız var, mantı açıyoruz. Gözleme, çiğ börek, onlarla idare ediyoruz. İşte ablam daha çok yetti. Yani şu anda derneğimizde bizim esas şeyimiz, menümüz çiğ börek, gözleme, mantı üzerine. Akşamları da çay ve meşrubat üzerine. Teşekkür ederiz Süreyya Bayrak. Mukaddes yanar. Bu adamlar çok kamaratlı ama biz her gün onların derneğine uğruyoruz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz festivalimize. Derneğimiz 3 sene önce kuruldu. Hem evlerimize bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla, hem de ihtiyacı olan ailelere dokunmak amacıyla kuruldu. Belediyemizin bize temin ettiği güzel bir bahçemiz var. Orada kahvaltı veriyoruz. Kendi ürünlerimizi yapıyoruz, servis ediyoruz. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz diyelim. Eriştemiz var, kesme çorbamız var meşhur. Taranamız var, zeytinyağımız, mantımız. Bunlar çiğ börek, hep evet. Gözleme. Onlar da çiğ börek, gözleme. Onları hazır sıcak satış yapıyoruz. Kurularımızı da kışlık olarak misafirlerimiz gelip alıyor bizden. Yaprak sarma, kuru çeşitlerimiz. Bunlar derneğimizde de oluyor genelde. Lokumumuz, cevizli lokumumuz. Yani tabii ki gayet güzel bir yer. Gelen müşterilerimiz, çocuklarımız gayet güzel oynuyor bahçemizde. Biz de tabii ki memnunuz. Eski okulu zaten. Aynen. Evet, harabe olmuş bir okuldu aslında orası. 3 sene önce biz orayı yani talep ettik. Sağ olsun bize de olumlu bir dönüş yaptılar. Orayı bize güzel işletebileceğimiz bir hale getirdik hep beraber. Kendi bütçemizden katarak her şeyimizi sıfırdan başlattık. Bir müteahhit abimiz var, Yüksel Doğan. Allah razı olsun, evimizin dizaynını, içini yaptı, her şeyini yaptı. Bize gayet güzel teslim edildi. Biz de işletmeye başladık o zamandan beri. Tabii ki yani önce şeydi yani hep eşlerimizin özellikle yani çalışmaya izin vermeyen ya da çalışmayın ne işiniz var diyenler bile hani şu an mesela yaptığımız işten olumlu o kadar bakılıyor. Mutlular ki ve olumlu bakıyorlar ki hem köyümüzü tanıtmış olduk hem kendi ailemize de katkıda bulunmuş olduk. Yani bizim için çok olumlu gelişmeler oldu yani. Kadınların da bir şeyler başarabiliyoruz ayrıca bu esnada. Mesela LÖSEV'e olsun, köyümüzün muhtarıyla iletişime geçtik, Kazım Atay'la. O bize ihtiyacı olan
arkadaşları söylüyor. Mesela onlara yardımda da bulunuyoruz bu aradan, sadece kendimize değil. Valla festivale ilk katılımımız, şu an için gayet güzel. İyi ki katılmışız diyoruz. Evet. Ya katılmadığımız günler biraz şey oldu geçen sene, yani ya katılmadığımıza üzüldük açıkçası. Daha da coşkulu olacağını umuyoruz inşallah. İnşallah bundan sonra her festivalde buradayız. Kamile Peker, Gülsen Karadeniz,